transfer olur. Olacak o Olur, iş diyorsun. olur. Niye olur? Galatasaray çok maliyetli olmadan bir oyuncuyu alacak. Değerli bir oyuncu. Doğru mu? Doğru. Oynatacak mı ikinci yarıda? Oynatacak. Oynatacak. Sezon sonunda şampiyona var mı? Var. Milli takımımızın. Evet. Tamam mı? Başakşehir'in şampiyonluk şeyi var mı? Şansı var mı? Zayıf. Zayıf. Şimdi Başakşehir diyelim ki olmadı bu transfer. Sezon sonunda kiralıktan iki takım da memnun değil. Tamam, dönse geriye ne olacak? Başakşehir'in elinde Avrupa Şampiyonası oynamış. Avrupa Şampiyonası değil mi? Doğru Tabii, mudur? evet. Bir oyuncu olacak. Ya her iki taraf için de hayırlı bir iş. İrfan Can da Galatasaray'a gitmek istiyor. İrfan Can da Galatasaray formasını İrfan giyecek. Can En belki... azından kiralık dönem olarak Tabii. görecek. Evet. Yani iki takımın da burada çok büyük avantajları var, kârları var. Onun için başkanımızın sözüne takılmayalım Mehmetçiğim. Sözler söylenir ama sonra Süleyman abiden böyle görmediğinize eminim abi. yazılı olmadığı sürece Abi Süleyman abiden böyle görmediğinize eminim Feyyaz abiciğim. O zaman da Ya endüstri olabilir olmuyor ama konu farklı. şimdi günümüz şartları çok farklı. O zaman öyleydi. İşte Hayır ama karşılıklı centilmenlik senin anlaşması dediğin vardı. Okozyon'u Başakşehir de kovalayabilir. Tabii canım, Başakşehir için Hayır de çok yani avantajlı bir şey. satmaz Galatasaray'a. Ben oyuncumu Avrupa Şampiyonası'na göndereceğim. Peki Başakşehir'de Oradan formu düşerse? 20'ye 25'e atıyorum Sevilla'ya Peki satacağım. sen İngiltere'ye şimdi satacağım. şöyle bir şey Başakşehir'de soruyorum formu sana. ya milli takıma seçilmezse abi. Başakşehir iyi gitmedi, milli takıma seçilmedi. Şimdi Ilgaz'ın dediği konu o. Şimdi Galatasaray'da mı daha büyük şansı var milli takıma gitmek için, Başakşehir'de mi? Abi İrfan Can'ın milli takıma seçilmeme şansı yok. Ya belki hiç oyuncu düştü, küstü. Ya Yani her şey olabilir abi yani. Olası bir durumda. Galatasaray'dayken de olabilir. Formsuzdun, şuydun, buydun. Hangisinde daha Hayır, garanti? işin ben başka tarafını da söyleyeceğim size. Siz teknik tarafını söylüyorsunuz, haklısınız. Her türlü opsiyonlar var. Yani çocuk başka türlü de devamını getiremeyebilir. Ama şu cümleyi duyduk biz. Eğer Başakşehir satacaksa ben de masadayım dedi. 16 verdi, ne yapacaksın? Ali Koç. He. 16'yı tiko veriyorum dedi. Tamam, ne yapacaksın? Fenerbahçe hayırlı olsun diyeceğiz canım. Allah Allah, yani burada. Yani orada hayır, Fatih Hoca haklı. İrfan Can'ı kim istemez abi? Kim takımında istemez böyle bir oyuncu? Çok çok önemli bir oyuncu. Ve giderse Başakşehir'de ciddi diplerde kalır. Yani takımı da taşıyan bir oyuncu. Başakşehir'de çok şey kaybedebilir. Ligin kalanında İrfan Can olmadığı zaman. Yani kulübeden gelip İrfan Can'ı verdi Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye. Kime verdiyse verdi. Sevilla'ya. Aldı parayı. Sağda ne yapacak? Bak bugün Kerim Fıray da gitmiş. Sağda ne yapacak? Yani kalan orayı maçlarına... dolduracak adam. Yani tamam, belki İrfan Can profilinde aynı %100 bir adam yok şartlarda da var kabul ama eder yani. Mi Fenerbahçe? Yani Fenerbahçe aynı şartlarda... İrfan Can Fenerbahçe'ye giderse tek şey satılık olarak olur. Eğer olmazsa da bu şekilde. Kiralık Zaten söz konusu hayır. olduğunda aynı şeyi Başakşehir kulübü kabul eder Bence mi? Bu ne diyecek bence yani? Başakşehir'in de bakış açısı senin dediğin gibi. Ben paramı isterim diyor ya. Başakşehir niye ertelesin abi parayı? Tabii canım. Ben paramı isterim Hem diyor. fikiriz burada, bir sıkıntı yok ki. Fenerbahçe basarsa parayı alır. Almazsa da bir B planı Ya var. başka Kiralık verecek. hayır. O şekilde. Tabii, başka takım da Bence alır. Yani hiçbir burada şekilde ikinci yarıyı, yani Başakşehir satıyorsa eğer dediğin çok doğru. Göreceğiz abi. Kim verirse onu verecek yani. Yani burada her halükarda avantajlı olan kulüp Başakşehir Evet. kulübü. Tabii %100. Belki de diyecek ki sonraki satıştan işte %30 isterim diyecek. Ya belki işte İrfan Can'ı Yani Avrupa Şampiyonası bölümünde de bir kazancı garanti muhtemelen zaten altına almak isteyecek. onu düşünecek Metropol Başakşehir'de. İrfan Can'ın rakamları da ortada. 16 maç 11, 2 gol, 1 asist, %53, ikili mücadele kazanma, 4 sarı, 2 kırmızı kart. Genel rakamları İrfan Can Kahveci'nin. Pas rakamları topla buluşma maç başına 63,4 ortalamalar, isabetli pas 34,7, pas isabet yüzdesi %78'lerde, rakip sahada pas %70 seviyelerinde, maç başına 3,1 orta var. Benim duyduğum anlaşma biraz daha şöyle, onu da belirteyim. Yani oyuncunun 14 milyon olarak örnek veriyorum rakamı, bonservisi belirleniyorsa Galatasaray bunun 7 milyonunu sadece ödeyecek. %50 %50 sahip olacaklar. Satıştan oyuncu satıldığında, üçüncü bir kulübe gittiğinde elde edilen bonservis gelirini kulüpler paylaşacak. Oyuncu gitmez, futbolu Galatasaray'da kapat bitirirse oyuncunun maliyeti 7 milyon euro olmuş olacak böylece. Eğer Evet. rakam 7 milyon euro ise 14 milyon euro olmuş olmayacak. İşin bu tarafında İrfan Can'ın belirtmek lazım. Başakşehir'deki performansıyla Premier Lig'de ya da işte La Liga'da oynayabileceğini düşünüyor musunuz? Her yerde oynar abi.
her yerde oynar ama bu haliyle değil. Evet. Tabii. Tayland şeyine girdikten sonra oynar. Tayland yani, radarında olduktan sonra oynamaya yani başlar. Yani o aşamayı kaydettikten sonra oynar şimdi. Yani anlatabildim İrfan'ın mi? İrfan'ın çünkü topsuz Gürcan. Oyununda çok büyük sıkıntılar var. Sıkıntılar var. Daha iyi anlatır. Onun bir şekilde top rakipteyken, top kimsedeyken onları geliştirmesi lazım. Tabii %100. Bir Avrupa takımı da buraya geldiği zaman mevcut İrfan Can'ı almakta çok istekli olmaz. Attığı hat-trick'e bakmaz o. He. Topsuz şu anda ne yapıyor diye bakar. Gelen, evet, gelen takım oyunu kaç yönlü oynuyor? Tamam mı? Top sadece top ondayken değil. Top rakipteyken, top kimsedeyken neler yapıyor ona bakacak. Onun için İrfan Can'ın bir aşama kaydetmesi lazım. O aşama da Başakşehir'de değil. Galatasaray'da ya da Fener'de olur Gürcan'cığım. Ya da milli takımda. Ya da işte oradan bu performans onu milli takıma götürür. Galatasaray ve şeyden sonra sergileyeceği bu performansla belki milli takımın banka oyuncusu olur. Ama şu anda Başakşehir'deki performansıyla milli takımın banka oyuncusu olur mu? Valla... Şu an mevcut performansıyla değil. Hayır ama şimdi Şampiyonlar Ligi performansını koyduğun zaman zaten ona bakıp alacaklar aldılarsa. Şair. Ondan yani sonra izlemeye başlayacaklar. Şimdi yani Gürcan'cığım, yabancı takımlar bir oyuncuyu seyrederken 3 maçla almıyor. Bütün evet. sezon seyrediyor. Bunu 10 yıl önce de yapıyorlardı. Sergen Yalçın'ı bir yıl seyretti Bayern Münih, sonra almadı. Yani bizim gibi 3 maçta almıyorlar. Yarım sezonu seyrediyor. Yağmurda, karda, kışta, evde, güneşte bu adam ne yapıyor? Deplasmanda ne yapıyor? Şeyi nasıl, hayatında ne yapıyor? Bütün bunlara bakarak alıyorlar. Biliyorum, ben... Onun için belirli bir şeyi... Eşemeyi yani aşamayı kaydetmen lazım oralara gidebilmen için. Fenerbahçe Milan maçı vardı. Lugano yüz seyretmeye gelmişler. Fenerbahçe'de oynuyor. Mesela adam da geldi benim yanıma otur. Şansa bak. Notlar alıyor falan. Neyse çaktırmadım. Gazeteci olduğumu falan söylemedim. Maç bitti. O sırada muhabbetler falan. Ne yapacaksınız? Vallahi ya iyi oyuncu mu dedi. Top oyuna sokmada problemim var dedi. Tavsiye etmeyeceğim dedi. Evet. Yani aradıkları şey çıksın kafayı vursun, duvar olsun dan ziyade bir de top da iyi olmasını istiyorlardı. Ta o zaman. Gökhan yani Gönül için geldiler değil mi? Gürcan'cığım Gökhan Gönül için evet. yurt dışından geldiler. Oldu mu transfer? Çünkü onlar çok, onların ölçüleri çok şey. Yani ama çok şey de vardı. Değişken, çok farklı. O dönem Aziz Başkan hiçbirini satmadı ama. Bak Bedersen içinde de geldiler. Mustafa'cığım, geldiler. Nasılsın? Bir dakika Mustafa, programı yönetebilir misin abi? Özür dilerim. Gülcan abiden fırsat kalmıyor. Konuk gibi bana söylersin diye bekliyorum. Hani bir şey de bana sorsun diye heyecanlıyım şu anda. Çok net bir tavır içindeyim Mustafa'ya karşı. Hala çayımız gelmedi Sayın Uçar. Susmanı bekliyordur belki. Ondan sonra hatta Mehmet gerekli tebliğleri de yaptı. Mustafa'ya çay gelmemesiyle ilgili. Artık konu bizden çıktı. Onu en kısa zamanda ayarlayacağız. Mustafa tebelli evet, etmedi. Kantin Galatasaray'a ve şeye dönelim. Onu en kısa zamanda Galatasaray'ın transferlerine inşallah Beşiktaş'ımıza da sıra gelecek. Beşiktaş'ı da konuşacağız tabii ki. Tabii hocam diğer bölümümüzde Beşiktaş'ı uzun uzun konuşacağız. Ligde zirvede Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında muazzam bitmedi bir mi? Yarış var. Ne bitti? Program 11'de bitmiyor mu? Yok devam ediyoruz. Evet ne güzel. Gece 1'e kadar buradayız. Ne diyorsun ne güzelmiş evet. yani. Her zaman bunu söylediniz. Çok güzelsin. Hani program keşke bitmese diyoruz. Eve gitmiyoruz. Radyoda yatıyoruz zaten sayenizde. Mustafa Muhammed transferi hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray'da Fatih Hoca'nın dediği 4 transferin 3'ünün olacağına inanmıyorum ben. Ama Saint-Étienne'le Zamalek arasındaki görüşmelerde... Parayı göreyim. Araba nerede? Parayı göreyim abi bu kadar basit. Hadi Göksel Bey'i öyle abi. Böyle ikna ettin. Hadi Davia'yla çok geniş bir havuzun var. Sezon başı Etiboy'u oradan aldın değil mi? Davia'dan aldın. Tırnak içinde Josef de Souza kapında yattı. Davia'dan alacağım diye onu da almadın. Her şeyi yani yaptın. Josef de Souza'yı istemeyen Fatih Terim de ona. Öyle mi? Evet, bilmiyorum ben. Neyse. Bilmiyorum yani sadece Galatasaray kulübü aldım. Peki Zamalek'e ne diyeceksin abi? Merhaba. Ben bu sene 9 milyon TL'm var. Yani 1 milyon Euro'm var. Seneye 1 Ocak'ta 4. Onu mu vereyim? Şimdi alamazsın, almamalısın zaten. Şöyle bir nokta var. Zamalek'in 3 moderatör, 2 konukla devam ediyor. Evet, evet. Zamalek'in başkanını içeri attılar geçen hafta. Yolsuzluktan sebep soruşturma açtılar. Evet. O bağlamda hemen parayı nakit istiyonu da belirteyim. Peki, bu arada, gecenin dakika, bu, hayır, devam edeceğiz. Bilgi vereceğim. Gecenin maçında... Ilgaz'ın demesiyle ilgili bilgi vermem lazım. Ilgaz doğru bir şey söylüyor. Fatih Hoca istemedi diyor. Benim de bildiğim şu, Josef de Souza ilgilileri tarafından
Şükrü Hanedar'la görüşülüyor. Ben oraya kadar öğrendim. Evet. Ondan sonrasını bilmiyorum. Peki. Gecenin maçında Fenerbahçe Ankara Gücü'nü 3-1'le geçti değerli izleyiciler. Kadroları da hatırlayarak bu bölümü kapatalım. Ardından tekrar birlikte olacağız. Mametyan ve Samatta'nın 28-34'te golleri gelmişti. Valencia 67'de durumu 3-0'a getirdi. 90'da Emre Güral farkı 2'ye indiren golü attı. Bu karşılaşmayla birlikte, bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanı 38'e taşıdı. Beşiktaş'la arada 4 averaj var. Beşiktaş'ın artı 20. Muazzam gidiyorlar. Ligin en fazla gol atan takımı 41 golle Beşiktaş'ı konuşmaya başlayacağız. 21 gol gördüler kalelerinde ve Beşiktaş derbide de durdurulamıyor. Peki transferin en çok konuşulan ismi Mesut Özil'e dair enteresan notlar çıkardı arkadaşlarımız. İzleyelim, ardından tekrar birlikte olacağız.